Hoş geldiniz arkadaşlar. Buyurun Salih Hanım, hoş geldiniz. Şöyle vereyim mi? Merhaba. Merhaba Salih Hanım. Merhaba, hoş buldum. Hoş geldiniz Hamit Can Bey. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz Songül Hanım. Merhaba. Merhaba. Anne Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Hoş bulduk. Buyurun. Sibel bizi hiç güzel karşılayamadı. Çok soğuk ve donuktu. Sibel'den, Hamit Can'dan aldığım enerjiyi alamadım. Hoş geldiniz Hamit Can Beyciğim. Günaydınlar. Günaydınlar. İyiyim valla. Seni sormalı. Günaydın. Hoş geldiniz Songül Hanım. Hoş geldin Halise ablacığım. Hoş Ay Salih abla, kusura bakma koşuyorum. Rica ederim. Anne ablacığım, hoş geldin. Hoş bulduk Kadir Bey, hoş bulduk. Buyurun böyle. Evet. Gel Sibel'cim, gel. Evet. Bugün vallahi pek heyecanlıyım. Evet. Acaba neler olacak çok merak ediyorum. Biz öyleyiz Kadir Bey. Çünkü Sibel çok sessiz. Açıkçası kendini de çok belli etmiyor. Yani bugün neler olacağını tam kestiremiyorum. Çok böyle iddialı da konuşmuyor ama çok sessiz de konuşuyor birazcık. Sibel Hanım çok heyecanlıydı. Yüzümüze bile bakamadı. Evet Sibel, hele bir konuş, bir sesini duyak. Ne konuşuyor? Ölüyor heyecanlar şu an yine ağzında. Kalbim çok kötü. Kalbin hiç kötü. Kız o nasıl koltuk, Allah sizi kahretmesin. Ana sallanası kırdız koltuğu, kör olmuyorsunuz. Elimde bir koltuk vardı, o da gitti gel, Kadir Bey. Allah canınızı almasın sizin. Hanımlar yatıya gelmişler herhalde Kadir. Kadir, geldin koltuğa oturdun, o enerjiyi sabah sabah nereden aldın? Vurdun vurdun, koltuğu kırdın, şimdi o koltukta ben de oturuyorum. Ben izleyenlere neyi açıklayacağım? Koltuğu kırdın. Ne diyeyim, yoksa ben de krize geçeceğim. Sibel Hanım, siz bu sessizlikle bizle baş edebilecek misiniz? Songül Hanım'ın günü geçti. Benim de günüm geçti. Salih Hanım'ın da günü geçti. Bizle baş edebilecek misiniz? Neden edeyim? Büyük fırtınaya hazır mısınız? Günü geçenlere ne oluyormuş ki acaba? Tabii ki hazırım, hazırım. Hayır, günü geçenlere ne oluyormuş ki ne merak oluyormuş? Ettim. Ne oluyormuş? Rahatlıyorlar Kadir Bey. Yani şu anki stres onlarda yok. Hadi bakalım. İkramlık var mı? Tabii ki. Ha, o zaman biz de alalım onları. Tabii ki. Peki. Kahvelerinizi nasıl alırsınız? Sade. Şekerli. Şekerli. Az şekerli. Az şekerli. Siz aynı zamanda şekerli. Sibel Hanım'ın mutfak ve banyosunu zaten çok detaylı bir şekilde inceleyeceğim. Ancak benim çok merak ettiğim 3 çocuklu bir kadının koltuk arasını ben merak ediyorum. Bakalım koltuk arası temiz mi? Neler çıkacak koltuk arasından bilmiyorum. Göreceğiz. Peki bir şey diyeceğim. Antepli olduğunu da unutmayın bu arada. Yöresel lezzetler biliyoruz, bekliyoruz. Biliyoruz. Acılı, baharatlı. Ha, yiyebilecek misiniz öyle acılı, baharatlı? Ben çok baharat, acılı acılı değilim yani ben açıkçası. Bekliyorum. Ben acıyı çok severim mesela. Acıyı yerim yani. Ama hayır, Antepliyim, eşim baklavacı dedi ya. Benim o yüzden beklentim yükseldi. Tabii ki yani. Yemeklerde yani sizin baklavanızda bir bekliyoruz böyle bir kıyas yani yapacağım ben. Bence Sibel Hanım ağır bir menü yapar, yöresel bir menü yapar. Şekerliler hangisiydi? Benim az şekerli. Benimki normal şekerli alabilirim. Bu şekerli. Şu zigonu... Teşekkürler. Az şekerli. Sibel Hanım bizi aşırı derecede isteksiz karşıladı. Yani niye geldiniz der gibi mutsuz mutsuz, enerjisiz, yorgun. Yani benimle mukayese bile edilmeyecek şekilde bir bizi karşılama şekli vardı, beğenmedim. Karışık geldi gene kahveler. Gene karışık. Çok mu şekerli yani olmuş? Ama bir şey diyeceğim, değiştirin dedi de bu da şekerliymiş zaten. Bakmadım ben, bilmiyorum. Öyle söyle. Kadir Bey, bugün hanımlar çok şık değil mi? Dünkü benim parıltımdan, ışıltımdan etkilenmiş. Salih Hanım morlarla gelmiş. Aynur Hanım yine evet, bayağı yıldızlı yaldızlı anlaşmışlar sen gibi. Bugün çok şıklar. Herkes disko topu gibi maşallah pırıltırı. Dün de şıktık ama sizin için elbise giydim. Evet, ya, teşekkür ederim. Dün biraz daha, gözüme daha bir... Dün biraz daha siyahlılardı sanki. Evet böyle ya, dün öyle. Bir Antepli olarak eşimin ellerinden bu arada. Ellerine sağlık eşinizin. Afiyet olsun. Eniştenin. Afiyet olsun. Eniştemizin ellerine sağlık. Allah kabul etsin. Afiyet olsun Kadir Bey. Yalnız tepsi de Antep işi belli. Evet Kadir Bey. Hadi gel, senin yüzünü unuttuk vallahi, heyecanla bekliyoruz. Bu da evin bekar kızı. Abim teşekkür. Al içeri al al. Al içeri al al. Alayım ben Kadir Bey, oturun. Kız bu adam evde bu kadar iş yapmamış. Teşekkür ederim. Bak bugün kıymetini bil. Sibel Hanım'ın kahve suyunu beğenemedim ama sonradan verdiği ikramlıklar gayet güzeldi. Sibel Hanım'ın kahve sunumunu beğenmedim. Hepsini ayrı ayrı getirdi. Çok geç getirdiği için beğenemedim. Evet, uzun lafın kısası Sibel. Efendim? Derin bir nefes çek ve karşı kameraya artık şu menüyü say. Bugün size menümde yapacaklarım. Antep usulü söğürme, içli köfte, Antep usulü sarma, peynirli ıspanaklı börek, el açması börek, haşhaşlı muhallebili revani yapacağım. Nasıl buldun Salih abla? Güzel. Güzel mi? Beğendin? Sonra... Güzel buldum. Umarım yetiştirirsiniz. Hadi İnşallah bakalım. Beklediğim gibi iyi buldum menüyü. İyi İnşallah buldum. Yetiştirirsiniz. İnşallah. Çok evet, evet menü güzel. İnşallah. İnşallah. Hadi bakalım. Yetiştirirsin. Ispanaklı böreği severim. Sibel Hanım'ın ıspanaklı böreğinden emin değilim. Çünkü Sibel Hanım'da o ıspanaklı böreği yapacak kapasiteyi görmüyorum. Ben bugün Sibel'den ya baklava ya katmer bekliyordum açıkçası. Artık işli köfteyle söğürme seçmiş. Bakalım hele onlar da bir önümüze gelsin.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.